Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor. Programımızın artık son dilimindeyiz. Yeni güne hazırlanırken bir de seçim sandıklarındaki hazırlıklara odaklanalım istedik. Çankaya İlçe Başkanı CHP'nin Selçuk Dereli bizlerle birlikte hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Hazırlıklarınızı konuşacağız da biz bu programda bütün program boyunca ne için oy kullandığımızı konuştuk. O ile başlamak istiyorum. Örneğin bir izleyenimiz Deniz Dilek Doğan'ın fotoğrafını paylaşmış geleceğimiz için oy Hı -hı. kullanacağız diye. Hı -hı. 7 Haziran'dan sonra öyle bir ortamda yaşadık ki siz ne hissederek oy kullanacaksınız Selçuk Bey? Benim özlemim daha demokratik, laik bir hukuk devletinde yaşamak. O yüzden gidip sandığa oyumu kullanacağım. Ve inanıyorum toplumumuz bu duyarlılığı gösterip gidecek sandıkta bizim bu düşüncemiz paralarında oyunu kullanacak tercihini yapacak. Evet ve aynı zamanda siz oy kullanmanın dışında da Çankaya İlçe Başkanı olarak CHP'nin e, bir yandan da sandıkları e, nasıl evet. koruyacağınız, önlemleri evet. nasıl alacağınız şeklinde çalışmalar yaptınız. Hemen dinleyelim evet. sizi. E, seçmenlerimizin e, kesinlikle bir endişesi olmasın. 7 Haziran seçimlerinde dört dörtlük bir organizasyon yapmıştık. Yine önlemlerimizi aldık, eğitimlerimizi yaptık. E, Çankaya'nın bir tane oyunu zayi ettirmeyeceğiz hiç kimseye. Ee, yine Çankaya'da birinci parti oyunu yükselten parti olarak da çıkacağız. Evet hazırlıkları yaparken mesela hani sivil inisiyatif de var artık oy bölgesi evet. Ankara'nın oyları gibi ortak bir çalışma mı yürütüyorsunuz ya da siz CHP olarak farklı bir yapılanma mı içindesiniz? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Çankaya'da bu anlamda bir sorunumuz sıkıntımız yok. Evet sivil inisiyatiflerin de katkıları oluyor destekleri oluyor dışarıdan belki ama biz Çankaya'da bu organizasyonu çok başarılı bir şekilde yapmanın yanında Çevre ilçelere de katkı sunuyoruz. Yani Çankaya'dan destek oluyoruz. Oradaki hı hı. sandık görevlileri anlamında. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Biz saat 10.30, 7 Haziran seçimlerinde gece 10.30-11'de bütün ıslak imza sonrakları bize gelmişti ve sonucu da öğrenmiştik net bir şekilde. 7 Haziran'da büyük bir sorunla karşılaştınız mı? Hayır hiç, hiçbir sorunla karşılaşmadık çünkü gerek tedbirleri alınca sorun yok çok dikkatliydik. Çankayalı çok duyarlı yani orada görevli olmayan vatandaşlarımız bile oyunu kullandı sandığın başına geldi oyuna sahip çıktı o anlamda bir şanslıydık. Tabii Türkiye'nin hani eğitim seviyesi de yüksek bir kesim Öyle, olduğu evet. için orası onun da yansıması evet. oluyor. Daha önceki seçimlerdeki durumla ilgili bir fikriniz var mı? Hani yerel seçim en çok tartışılanın Kara için örneğin. Yerel seçimlerde de sorunumuz olmadı. Ya Çankaya'da genel olarak bir sorun yok. Bazı hani böyle polemik yaratıcı söylemler oluyor ama bizim bir sorunumuz yok Çankaya'da üstelik diğer bölgelerde söylediğim gibi destek oluyoruz. ve bu seçimde de çok daha dikkatli, çok daha tedbirler üst seviyede. Hiçbir sorun olmayacak. Yani genelde alanda gezerken halkın da bu anlamda ya siz sandığa sahip çıkın diyorlar. Ben de onlara diyorum ki siz önce sandığın için oyunuzu atın. Biz sandığa sahip çıkarız diyorum. Vatandaşlarımızdan, seçmenlerimizden de onu bekliyoruz. Yani bizi de evet takdir ediyorlar, genel başkanımızı bizi takdir ediyorlar, oyumuzu oy konusunda sıcak baktıklarını söylüyorlar ama takdir yetmez, o oyun sandığa girmesi lazım. Evet, önce o Ondan sonrası bugün... bize düşüyor. Biz de ona sahip çıkacağız. Evet. Ee, şimdi son olarak şunu da değerlendirelim de seçim meselesiniz, bir Hı. hakemsiniz. Bugünün de gündeminde çok acayip şeyler var. Onları evet. da sormak istiyorum evet. ben size. <laughs> ee, şimdi Fuat Ali'nin örneğin iddiaları olmuş yine. Hı. Sandık görevlileriyle ilgili bir liste yayınlamış. Şüphe yaratıcı, kaygı uyandırıcı bir durum. Zaman zaman söyledikleri tutuyor. Zaman zaman da manipülasyon yaptığı iddialarıyla beraber şüpheyle yaklaştığı bir kaynak ama nihayetinde böyle bir bilgi paylaşılanca yine kafalarda soru işaretleri oluştu. Önlemler aldık derken hani biraz daha açalım mı hani bu bunları engelleyecek şekilde bir çalışma mı yürüttünüz? Şimdi şöyle biz sandıklardaki tüm görevlerimiz yerinde, e, Müşahit sayımız da oldukça fazla. E, orada sandıklar açıldığında o sandıklardaki oyun sayılması sürecinde e, bütün görevlerini eksiksiz bir şekilde yapacaklar. Önemli olan da o. Orada o görevlerini yapıyorlar. Sonra zaten ıslak imza tutanak altında alınıyor. Oradaki tüm partilere ait kişilerle birlikte. O görevli o ıslak imza tutanağı getiriyor. Bize teslim ediyor. Hı, hı. Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya ilçe. 7 Haziran'da 10.30'da gelmişti ve sonucu öğrenmiştik. Birebir çıktı. Bu seçimde de inşallah daha erken bir şekilde gelecek. Çıkacak. Önemli olan e, ben şunu söylemek istiyorum seçmenlerimize. Lütfen sandığa gidip oylarını kullansınlar. Tabii ondan sonra da sizin e, görevlileriniz değil mi sabaha kadar sürecek bir e, yoğunluk içerisinde hazırlıklarınızı evet, tabii. yaptınız. Hani e, gayet gibi. tabii. Bütün, tüm hazırlıklarımızı yaptık Cumhuriyet Partisi Çankaya ilçe başkanı olarak. Yani CHP'nin sandıkla ilgili bir sorunu Türkiye'nin hiçbirinde kalmamıştır. Yeter ki seçmen gidip oyunu kullansın. Bu kadar net güvenle söylüyorsunuz. Net kesinlikle. Gidip oyunu kullansın vatandaş. O evet. anlamda şüpheleri olmasın. Evet, çağrı net. Çağrı net. Çünkü et. en büyük problemimiz o. Sandığa gitmeyen seçmenlerin e, bu konuya duyarlı davranması gerekiyor. Yani e, özellikle yapılan e, anketlerde bakıyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinden sandığa gitmeyenlerin daha fazla olduğu diğer partilere gibi bir e, veri Durum. geliyor elimize. Hı hı. O yüzden seçmenimizden en büyük dileğimiz sandığa gitsinler ve e, daha demokratik, layık bir ülkede yaşamamıza sunsunlar. Evet. Tabii bir bir günlük Cumhuriyet Bayramı'ndan 5 beş, 5,5 beş günlük bir tatil çıkaran bir eee iktidar anlayışıyla karşı karşıya olduğumuz için e, kaygı duyuldu ama otellerdeki doluluk oranına bakınca da bir tek memleketine giden öğrencilerle ilgili bir şeyler söyleniyor. Evet, onlar, bir de doğuda hı. bir takım sorunlar olduğu için hani onlar konuşuluyor. Öyle. Onun dışında herhalde bir yoğunlukta Çankaya bölgesinde de bir şey olmayacak Yok, görünüyor. olmayacak. Ben şunu da söylemek istiyorum. Yeri açılmışken Cumhuriyet Bayramı ile ilgili e, dün Galatasaray maçını izlerken sahaya kadına şiddete dur diye bir pankartla çıkıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış oldu. Evet böyle bir pankartla da çıkılabilir. E, kadına şiddete hepimiz karşıyız. Ama dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıydı. Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine buradan sesleniyorum. Neden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutluyoruz pankartıyla çıkılmadı? Lütfen bunun bir açıklamasını yapsınlar. Bütün kamuoyu merak ediyor. Ben de merak ediyorum. Evet, öyle anlamlı bir günde evet, değil böyle mi? Evet, böyle anlamlı bir günde nasıl böyle bir pankarta çıkılmaz? Yani neden neden çekiniyorlar neden korkuyorlar? Dün öldürülmüş gibi. Ya böyle bir şey güzel, olabilir mi? Yani. Tabii ki kadına şiddete dur pankartıyla evet, çıkılabilir şey. çıkılması gerekiyor. Ee, hepimiz e, karşıyız ama dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıydı. Çok önemli bir gündü Türkiye için. Değil mi? Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarının bu ülke için yaptıkları ortadayken, ya böyle bir pankarta çıkılmaması o insanların kemiklerini sızlatmıştır. Evet, Yıldırım Demirören ve bu yöneticileri de buradan sesleniyorum. Bence bu ülke için de incitici. Siz nasıl İncidici. geçirdiniz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı? Coşkuyla geçirdik. Biz de e, meşale yürüyüşümüzü yaptık. Ankara hı hı. İl Başkanlığı binamızın önünden. Tüm partilerimizle. ikinci meclisin önüne geldik. Orada konuşmalar oldu. Halkımızla kucaklaştık. Cumhuriyet'in coşkusunu yaşadık. Ve e, katılım çok yüksekti. Her geçen gün ilginin katılım yüksek olduğunu görüyorum. Yani sokakta şunun farkındayız artık. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Genel Başkanımıza, ilginin arttığını görüyoruz. Ben Sayın Genel Başkanımızın Kahramanmaraş seyahatinde de kendisine eşlik ettim. Memleketim olması nedeniyle orada seçim da seçim havası da hissedildi yani. Gördüm ki gördüm ki evet Genel Başkanımızın uzlaşmacı yapısı, görüntüsü pozitif olarak insanları etkiliyor ve Cumhuriyet Halk Partisine bir yöneliş var. Oyumuz da artıyor. Bunun farkındayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunun yükseldiğini de görüyoruz. Türkiye'de tek oy artan parti Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu net olarak söylüyorum. Evet, o seçim havası evet. da yansıdı Cumhuriyet. Örgümlerine. Şimdi gazetelere bakınca Selçuk Bey, bir haber var. Trabzonspor'un yöneticisi, başkanı maçta bir gariplik yaşandı ki herhalde bir başka garipliğe imza atıyor. 4 saat boyunca hakemleri rehin alıyor. Çok ilginç. Ve Erdoğan'ın telefonuyla serbest bırakıyor. Yani neresinden tutacağımızı bilmiyorum ben olayın. Siz nasıl görüyorsunuz bu olayı? Şimdi, şimdi şöyle, e, Türkiye'de yasalar çıkıyor ama uygulanmasıyla ilgili, uygulanabilirliğiyle ilgili çok büyük sıkıntılar var. Sporda şiddet yasası çıktı. Yani bu gerçekten dört dört uygulanmış olsaydı bugün Türkiye'de bunlar yaşanmıyordu. Bu olay hiç yakışmadı. Yani doğru bir olay diye ne demek? Hakem gördüğü niç sağda çaldı. Göremediğinde çalamadı. O da insan, o da göremeyebilir. Ben de 30 yıl 40 yıl bu futbolun içerisinde kaldım. 25 yıl kemik yaptım. Bizim de hatalarımız olmuş olabilir. Ama bir insan hata yaptı diye soyma odasında sabah 4'e kadar bekletmek yani bu çok kötü bir görüntü ve dünyaya bizi rezil ediyor. Yani ben yurt dışına gittiğim zaman orada her hafta bana olan Türkiye'de olan olayı soruyorlar. Ya yani niye böyle oldu? Çok ilginç şeyler yaşanıyor çünkü. Ne yazık ki bir düzen yok. Ya. Evet bir düzen yok. Düzensizlik var. Bunu, bu da neden oluyor? Türkiye'de futbolu yönetmesi gerekenler o futbolu sahasının içinden gelen insanlar olmalı. Yani bir tane futbolun sahasının içinden gelen bir futbolcu, bir hakem yok mu gelip Türk Futbol Federasyonu Başkanı olsun? Neden getirilmiyor? bilinçli olarak getirilmiyor. Neden? E, ne, neden getirmiyor? Tamamen bu görevler siyasi si etkilerle e, belirleniyor, atamalarla belirleniyor. Türkiye'de Futbol Federasyonu'nun özel olduğu e, söyleniyor ama biz seçimlerin o sürecin nasıl yaşandığını biliyoruz. Siyaset bu kadar spora müdahale etmemeli. Evet, geçmiş dönemlerde de vardı bu etki. Ama bu bu defa çok fazla siyasi irade belirliyor. Neredeyse e, Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday bir kişi çıkıyor. Karşısına kimse çıkmaya cesaret edemiyor. Hal böyle olunca da bunlara şaşırmamak lazım. Bir an önce düzelmesi lazım. İnşallah 1 Kasım'dan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz düzelteceğiz. Sporda siyasete son diyoruz. Son kesinlikle. Evet neye Sporda oy Sporda siyaset olmaz tabii. Evet. Ben Sözcü Gazetesi'nde köşe yazarıyım, spor yazarıyım. Hiçbir evet. zaman kendi köşemde, değerlendirmemde siyaseti oraya alet etmedim asla da etmeyeceğim. Etmemek ama spor başka bir mecra Orada hepimiz, herkes var. Siyasetteki amacınız arı. ne bu arada? Hani siz sonuçta başarılı bir geçmişi olan e, sporda bir Hı -hı. isimsiniz. E, bir meramınız, bir derdiniz olsa gerek ki şu anda bir çaba sarf ediyorsunuz diye düşündüm. Elbette var. Ben e, Maraş katliamını yaşamış bir ailenin çocuğuyum. Komşuları tarafından aracının içinde öldürülmekten sonra da kurtulan bir ailenin çocuğuyum. Hı -hı. İstiyorum ki Türkiye'de benim çocuklarım, benim iki buçuk yaşındaki oğlum Deniz bunu yaşamasın. Benim tek gayem bu. Amacım bu. Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin başaracağına inanıyorum. Yürekten inanıyorum. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yapıyorum. Amacım partime katkı sunmak. Benim ne şöhrete ihtiyacım var ne de ekonomik olarak bir beklentiye. Bunların hepsi bende var. Ama ben partime katkı sunmak istiyorum. İstiyorum ki Türkiye de demokrasi daha fazla olsun herkes eşit olsun herkes düşündüğünü söylesin düşündüğünü ifade edebilsin ben 8 yaşında bu olayı yaşadığımda çok üzülmüştüm. Ve o zaman söylemiştim. Ben Türkiye'de o 8 yaşındayken bunu düşünerek Türkiye'de bu anlayışın düzelmesini çaba göstereceğim diye. Ve günümüze de geldik bunu yapıyoruz. Peki siz evet. e, burayı açınca şu geldi benim de aklıma. E, ama birileri tekrar sanki aynı sahnelerin yaşanmasına çaba sarf etti yani bu öyle, ülkede 7 Türkiye, Haziran'dan sonra. Öyle Türkiye'yi. Kırşehir'de gördük ellerinde listeyle dükkanlara bastılar. Aynısıydı. Ve Maraş katliamında ben... Babamın aklıyla, zekasıyla o komşuların yaptıklarından canımızı zor kurtarırken Maraş'ta yaklaşık 250-300 kişi hayatını kaybetti. Sivas'ta, Çorum'da, işte Ankara katliamında. Yani iş 78'den daha kötüye gidiyor. O yüzden vatandaşımız, halkımız... Türkiye'de daha eşitlikçi, daha demokrasi olması için Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih etmeli ve edecek. Bunu da görüyoruz alanda. Bu çok önemli. Biz istiyoruz ki önce barış ve huzur olsun Türkiye'de. Ekonomik, sosyal olaylar, işsizlik çözülür bir şekilde. Onu formüle edebiliriz. Bununla ilgili projemiz var. Ama biz bu seçim sürecinde 7 Haziran'dan farklı olarak Barış ve huzurun olmadığına işledik ve yok Türkiye'de. Ve toplumda da gerçekten bu anlamda büyük bir sıkıntı var. Ee, yani adı barış olan bir mitingde 102 kişi hayatını kaybetti. İns o insanlar orada öldü. Ben de örgütümle birlikte 5 dakikayla hayatta kaldım. Biz o ilk bombanın patladığı yerde olacaktık ama o kadar 102 kişi hayatını kaybetti. <laughs> Çok üzgünüz ve o kadar yaralı var. Türkiye'de bunlar yaşanmasın. Bizim ne işimiz var Orta Doğu bataklığının içerisinde? Ne işimiz var orada? Biz önce Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kardeş yaşamayı becerebilmeliyiz. Bunu sağlaması gereken bu ülkeyi yönetenler. Onlara büyük bir görev düşüyor. Ama ne yazık ki geçtiğimiz süreçte bu sağlanamadı. Ve ben Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bunu sağlayacağına yürekle inanıyorum. Evet ve seçim geliyor. İki gün kaldı. İki, İki gün kaldı evet. Heyecanlıyız, umutluyuz. Yorgunuz ama umutluyuz. Onu evet, söyleyeyim. evet. Şimdi 7 Haziran'dan sonra öyle bir süreç yaşadık ki e, yeterli bir zaman da var mıydı, yok muydu? Seçim hazırlıklarını siz az evvel sandık düzleminde söylediniz ama bir kampanya dönemi yaşanmadı. Çünkü şehitler geliyor, işte şehitler ülkede gibi, kan evet. akıyor, bom bombalar Doğru. patlıyor. Öyle bir şey yaşadık evet, biz. Evet. Siz kişisel olarak nasıl değerlendirdiniz? Ne yaşadı Türkiye bu birkaç ay içerisinde? E, tabii e, toplum e, şunu söyledi. Dedi ki partilere 7 Haziran'da, biz sizden koalisyon kurmanızı istiyoruz. Lütfen bir koalisyon kurun, ülkeyi böyle yönetin. Çünkü siz tek başınıza bunu yönetemiyorsunuz dedi AKP'ye. ama toplumun bu düşüncesine, bu fikrine, bu tercihine, bu iradesine saygı duyulmadı. ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız başta Genel Başkanımız olmak üzere koalisyon sürecinin Türkiye'de bir an önce kurulup bu ülkenin ekonomik sıkıntılarını, sosyal sorunlarını çözebilmesi anlamında büyük katkı sağladı. Biz Türkiye için varız dendi. Sonrasında e, yine e, 1 Kasım seçimlerine gelindi. Gelişen süreci toplum biliyor. Biz dedik ki önce Türkiye bu süreçte. Sloganımız da bu. Önce Türkiye. Önce Türkiye. Barış, huzur, kardeşlik. Önce bunu sağlamalıyız. Çünkü bir ailenin içerisinde barış, huzur yoksa o aile istediği kadar zengin, istediği kadar mal varlı olsun, mutlu olamaz. Biz Türkiye'de bugün e, bunu yaşıyoruz. Mutlu değiliz. Mutlu değiliz. Kimse mutlu değil yani insanlar birbirine günaydın demekten imtina hı hı. eder durumda e, e, en İşsizlik üst seviyede ekonomik problemler zaten ortada yani işte geçmiş dönemde deniyordu ki işte e, CHP iktidar olursa dolar 3 bin lira olacak e, işte, işte benzin bu kadar olacak deniyordu bugün dolar 3 bin lira oldu kim iktidarda? Ya 13 senenin sonunda Kim iktidardı bugün AKP iktidarda. Dolar 3 bin lira oldu. Ama hala huzur ve güven istikrardan söz edilebiliyor. Yani biz göremiyoruz. Şimdi evet. sözü bağlıyoruz. Artık sona evet. doğru yaklaşıyoruz. Ben bugün programda bir de kitap önerdim. Selçuk Bey. Beyaz Zambaklar ülkesinde bilmiyorum okudunuz mu ama iki günümüz var. Seçimden önce hayat mimarları diye ifade olunuyor. Bir felsefe bu. Cumhuriyet Hı. idealleri de bu felsefe üzerine Hı. kurulu. Bir Rus rahibin yazdığı Finlandiya ile ilgili bir öykü. Aydınların öyküsü aslında. Yani bir ülkeyi yeniden bir anda çorak bir ülkeyi çok gelişmiş, güzel insanların yaşadığı Beyaz Zambaklar Ülkesi'ne dönüştürme ülkesi öyküsü. Arkadaşlarımdan rica edelim bir şey yapmalı da hatırlatalım onu. Sözü de bunun üzerine bağlayalım diye düşünüyorum. Evet, ne güzel, ne evet güzel. sevgili yönetmenimizi tekrar ekrana getirelim mi? Bir şey yapmalıyı. Ne yapmalı? Seçime girmeden önce Beyaz Zambaklar Ülkesi'ndeyi okumalı diyoruz. Hayat mimarlarının öyküsünü sevgili izleyiciler. Cumhuriyeti kuranların o, o örnek aldığı idealleri yansıtan bir kitap Evet elverişsiz hava koşulları doğanın imkan vermediği zorlukların yaşandığı bir çorak diye ifade edilen topraklarda insanlar hayat mimarları Evet. El birliği etmiş ve o ülkeyi beyaz zambaklar ülkesi haline getirmiş. Kitap bunu anlatıyor ama eğitimiyle, hukukuyla, Her demokrasisiyle, yöne. ekonomisiyle şu anda evet. Finlandiya dediğiniz ülke en huzurlu ülkelerden birisi olarak nitelenen bir ülke. Arz çok ettiğimiz doğru. şey bu değil mi? Cumhuriyet idealleri de bu değil miydi? Bunun Kes, için oy verelim. Kesinlikle bu. Ben seçmenimizin de bu duyguda sandığa gideceğine inanıyorum. Artık farkında vardı insanlar birçok şeyin. Evet, diliyoruz ki Selçuk evet. Bey. Yani o kadar e, sıkıntılı bir süreç yaşandı ki değil mi? Öyle. E ne yazık ki çok hep gerilim, hep gerilim. Yeter artık. Yani işte hep se seçmen sokakta bize şunu söylüyor. Ya Kemal Bey'in genel başkanınızın konuşmasını izlediğimize rahatlıyoruz. Tavırı ve davranışları özlemişiz. Türkiye'de bunları görmeyi özlemişiz diyorlar. O yüzden genel başkanımızı ve partimizle iktidar yaparak, oraya taşıyarak toplumun daha mutlu olmasını sağlayacağız. Bizim için öncelik budur. Evet önceliğimiz bu. Evet. Size kolay gelsin diyoruz. Teşekkür Aynı ediyorum. zamanda da sonuçta e, ciddi bir çabanız olacak. E, pazar evet. günü yoğun geçireceksiniz. Öyle. İhbarlar gelecek belki işte evet. bir şeyler yaşanacak ki dilemiyoruz, umut etmiyoruz. Umuyoruz ki her şey kuralına kaydesine göre olsun. Evet, Ama e, yoğun bir çaba içinde olacaksınız tahmin ediyorum. Kesinlikle tüm çabamız bu ülkede. Herkes mutlu olsun. O yüzden ben sandığa gitmeyenlerin sandığa koşarak gitmelerini diliyorum. Öncelik Onların o... iradeleri önemli, evet önemli. Lütfen bu anlamda duyarlı davransınlar. Tek dileğim o. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, programımızın artık sonuna geliyoruz ve sonuna geldik ve aslında bu pazar günü öyle bir güne uyalanıl ki inancımıza dedim ya hep o inandığımız ne? Cumhuriyet değerleri, cumhuriyet idealleri bizim inancımız ve inadımız da inancımıza. O yüzden pazartesi günü görüştüğümüzde dilerim ki yüzümüz güleç. Ülkemizin geleceğine artık o karamsarlıkları atabileceğimiz sonuçlarla o öfkeyi, isyanı üzüntüyü, ağlamayı, gözyaşlarını geride bırakacağımız bir döneme başlamış olalım. Pazartesi günü saat 8'de bu şekilde başlamak ümidiyle. Hoşçakalın. Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor.